Değerli kardeşler, ben de bugün burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hakikaten her seçimde şey bu zaten, bütün aksaklı dünya o kadar hızlı geçiyor ki dünya belki. Dolayısıyla sizlerin çalışmaları çok önemli. Sizlere bir önden tebrik ediyorum. Çünkü bugün belediye seçimlerinde, son belediye seçimlerinde bütün belediyeler neredeyse Cumhur İttifakı olarak %90'ını aldınız. Sizlerinizi afiyet arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir gururdur. Bunda sizin büyük emekleriniz var. Büyük gayretleriniz var. Biliyorsunuz kadınlar olmadan daha estetik olarak daha göründen yaklaşır hanımlar. Dolayısıyla sizlerin burada gerçekten çok çalışkan, takdir ettiğimiz bir başkanımız. Sizler keza öyle. 2020 seçimleri çok önemli. Çünkü 2020 seçimlerinde çok büyük oyunlar dönemidir. Dolayısıyla biliyorsunuz dünyada bu pandemiden sonra yani da bir takım kararlar, yeni dünya düzeni, yeni ekonomik düzen vesaire gibi bir takım sözler konuşuluyor. Maksat insanları robot haline getirmek. Onlar da üzerimizde bu şey her zaman sizlerin emrindeyiz. 7/24 sizlerle ilgili yapılması gereken ve ulaşamadığınız, yaşadığınız sıkıntı olursa Ferda Başkanı'yla her zaman konuşuyoruz. Biz inşallah il yönetimi, kadın kolları, genç kolları hep beraber aynı ekibin, aynı geminin içerisindeyiz. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere Afyonkarahisar'da inşallah her zaman Bakanımızın önderliğinde, hamileliğinde Afyonkarahisar'ı ve Cumhurbaşkanımıza karşı mahcup etmeyeceğiz. Burada bundan önce hep zaten bu bölgede birinciydik. Şimdiden sonra da inşallah Afyonkarahisar bu bölgede, Türkiye'de en yüksek oy oranıyla AK Parti zirveye taşıyacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Dair sizler gecenin 7 saatine kadar koşturdunuz. Maksadımız şudur, İlahi Kelimatullah davası. Cenab-ı Allah'ın davasını daha yüceltmek. Dolayısıyla milletimizi dimdik ayakta tutmak, bayrağımızı ilerlemek ve bu topraklarda dalgalandırmak. Minarelerden ilelebet ezanların okunmasını sağlamak. Sadece Türkiye değil, üzerimizde öyle büyük bir mesuliyet var ki, özellikle de Balkanlardan, Kafkaslara, Orta Asya'dan, Afrika'ya kadar, Orta Doğu'ya kadar her yerde bu gönül coğrafyamızın, inanın bütün beklentisi Türkiye. Ben geçenlerde El Cezire telefonda şöyle bir saatlik bir konuşma yaptım ve dönüşlere baktığım zaman, herkesin beklentisi Türkiye. Türkiye ayakta kalır, son kale diyorlar. Son kale ayakta